Beyada Ustalar selamlar. Age of Sky'a devam ediyoruz. Chapter 7'deyiz. Hemen hikayemizi izleyelim. Oo, 4 puan var. Şunu mu yapsak? Ha, bir de böyle bir kapışalım bakalım. Yok, sen bir geri gel. Bizim kızıl şeytanla kapışalım. Buna hiçbir şey açılmamış bak. Neyse, onları zamanla açacağız zaten. The war definition of being the best pilot is surprisingly not dictated by how many planes you shoot down, but rather how long you live and how spectacularly you die. Judging by these two requirements, Albert was indeed one of the best men we've ever had. We knew Lothar von Richthofen was in fact as dangerous as his brother, more unpredictable, faster, swifter, his bullets as deadly as others. However, at the same time, these were all his weaknesses as well. In this sense, he and Albert Ball were quite similar, brilliant as long as they stayed focused, like black cats with their 9 lives. Ball just happened to run out of them faster. That, or so we believe, was the only reason for his death. Shooting well is not all. Both Germans and we do it. After all, you also need some damn luck. Rise and shine, I'd rather say smile and fall. Hadi bakalım, gelin kapışalım. Bilek etmiş, anında indiririm. 11 tanecik mi? Hadi bakayım. Ah be, çarpamadık. Bak, şeyi de açık bıraktım. Makine alıyor o kadar. Lan bırakın da ben öldüreyim. Siz gidin. Başka zaman öldürmezler ha. Kuru. Hoppa, bu sefer indirdi. Lan dönsene. Oğlum nasıl çarpmıyorsun be? Ayıp denen bir şey var ya. Vallahi ayıp bak. Ulan nasıl makinalar ısınıyor? At kafası. O kadar fullledik lan makinalı. Güzel kapışamadım. Vallahi bilerek çarpmadım. Şuradan bir can tazeleyelim de. Oğlum bilerek de çarpmıyorum ha. Bu herifler tehlikeli bak. Lan nasıl çarpmıyor? Agacığım şunu yapma, nasıl ısınıyorsun? Seni fullledik. Vallahi bak, çok atikler ha. Lan. Oğlum taş mı geçiyorsunuz? Gel la buraya. Oğlum ne yapıyorsun lan? Psikopat mısın? Allah Allah. Bak haritada çıkıyoruz ha. Güzel kardeşim, şimdi bitilir mi ya? Oğlum bak. Öl. Ben şuradan bir uzaklaşayım da o da mecbur gelecek yani. Ha ben zaten şey, ters tarafa şey yapmış. Zahmet oldu. Pis herif. Çok kötü oynadık. Ne yapayım? Hemen bir dahaki bölüme bakalım. Evet. Epilogumuz kaldı. 25. bölüm son bölümmüş. O siyah kediyi de indirdik. Yıldız alamadık ama öttüreceğiz. O bölümlerin hepsini şey yapacağız. Tüm uçakları açmanın videolarını çeker miyim bilmiyorum da. Hani her bölümü nasıl 3 yıldız yapmaya yapılır onları deneyeceğim. Onlar da uzun uzun bölümleri, uçakların hepsini tanıtacağım bir bölümde veya bölümlerde çekmeyi planlıyorum fırsatım olursa. Hemen epilogumuzu izleyelim. Epiloğa da uçakla mı gidiyoruz oğlum? Nerede benim yeşil şeytanım? Isn't it almost ironic how the thing you wanted so badly to happen occurs when you avert your sight? Flying like we were used to, with weather conditions finally improving, we felt that April 21st might be our day. Suddenly, we saw and heard the combat. We flew closer. The whole sky seemed like a rainbow, blinking with flashing blues, greens, and yellows of the German planes. However, there was one color this constellation was lacking, red. There it was, flying away from the battle, but not alone. There was one of the English planes of another squadron he was hunting, and another one he was being chased by. The impatience, frustration, the suffocating feeling some other pilot may try to steal from you, something you were almost by the war law assigned to, that's what I felt in that moment. Not the fame or glory, but much more the sense of all our struggle and loss we've experienced so far. All for this small red plane, now hunted down by two unknown figures. When I saw the attempts of von Richthofen to land, not knowing if he was shot or killed, it didn't feel like we were fighting a war anymore. It became a personal challenge, a fairy tale in which we were the knights and dragons at the very same time. The victory of the Allies it may have been, finally killing Manfred von Richthofen, but the pain of something being taken from us hurt just as bad as the injuries the Germans made us suffer. After all, we were the anti-Richthofen squadron. But who are we now? Evet, Entente kampında bitirmiş bulunmaktayız. Yani bizim de tarihte öğrendiğimiz müttefik ve ittifak grubu 1. Dünya Savaşı'nda ilk başta Almanlarla oynadık. Onların çeşitli uçaklarını açtık. İşte görevlerini yaptık. Ondan sonra işte İngilizlerin, Fransızların falan onların olduğu, hangisi müttefik hangisi ittifak şimdi hatırlamıyorum. Entente kampında bitirmiş olduk. Dediğim gibi uçakların tüm versiyonlarını, her bölümün 3 yıldızlı versiyonlarını yapabilirsem onları da gösterdiğim videolar çekeceğim. Hani oyunu genel bir bitirmek amaçlı böyle hızlı oynadık. Hani hardcore kısmını yapabilirsek yaparız. Ama en azından uçakları göstermek istiyorum abi. Tüm uçakları açalım, görelim nedir ne değildir. Çünkü oyunun ilk izlenim videosuna da baktığımız gibi bir şey vardı orada, bir savaş. Ya versus yapıyorduk ya easy ile başlıyordu. O hala easy de. Onları şey yaparız hani uçakları açtıktan sonra onları da bir bakarız. Uçakları orada denerim ben yayınlarda falan. Çok isim varmış lan. Bak küçük müçük oynama. Bayağı kişi bak çalışmış ha. Age of Sky'ın başka bir oyunu var. Onu da serisini çekeceğim. Onu da aldım. Amerikanlı bir şeydi ismi. Tam hatırlamıyorum. Onun da serisini getireceğiz. Bayağı isim var ha. Thank you for playing. Ben thank you lan size. Güzel oyun yapmışsınız ha. Vay ben böyle uçak oyunlarına bayılıyorum ya. Vay bol bol olsa da oynasak yani. Yenilerini yapın bak oynuyoruz. Siz de ihmal etmeyin. Pis herifler. Evet. Bir dahaki videolarda, serilerde görüşmek üzere.